kürey ar sayfesi yani toprak sayfesi bakın zahirde semadan küçüktür ama içerisinde barındırmış olduğu ayetlerle sema ile denk tutulmuştur. Hatta semadan büyüktür, daha geniştir. Çünkü semada gece, gündüz, güneş, ay, yıldız, misal veriyorum bulut, yağmur, kar, dolu say say belki 20 tane çıkartırız. Ayet vardır. Ama ar sayfasında 200 bin nebatat, 200 bin hayvanat. Bu kadar geniş, cami bir aynı sayfadır. O yüzden Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta ar sayfasını Kur'an gözüyle okuyan, sünnet ile yorumlayan, yani marifetullah dersiyle yorumlayan kişi 400 bin ayeti okumaya başlar. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun inşallah. 11. Söz 8. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsu ve duhaha vel kameri izâ telâha وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْنِ اِذَا يَخْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا İla ahir ayet devam ediyor. Şems suresi 1 ila 7. ayetlerin tefsirinin yapılmış olduğu 11. söz. Kısaca mealini verelim ayetlerin. Yemin olsun ki güneşe ve aydınlığa, onu takip eden aya, onu gösteren güne, onu örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve insana ve onu intizamla yaratana diyor. Bu ayetleri kelimenin tefsirini yapılmış olduğu 11. sözün e, konusu nedir? Ana konusu. Ey kardeş eğer hikmeti alemin tılsımını ve hikati insanın muammasını ve hakikati salatın urumuzunu yani kainat alem neden yaratıldı? Bunun hikmeti nedir? Bununla beraber insanın hilkati, yaratılıştaki muamma. Yani neden insan yaratıldı? Ki düşünen insanlar hep bunu sormuşlar kendilerine. Düşünmeyen insanlar da bir kısmı hayvan gibi yiyip içmişler, yatmışlar, uyumuşlar. Bir kısmı da sormadan bir şeylere tabi olmuşlar. Bunda bir muamma. Bununla beraber bir de hakikati salat dediğimiz bir şey var. Yani en basit namaz ama namazın içeriği anlatılacak. Yani bu ayetler ışığında paralelinde bu konu anlatılıyor. Yani Şems suresi 1 ila 7. ayettir. Biz anlamaya çalışacağız 11. sözle. Bu 8. bölüm yani daha önceki 7, 8, 7 bölümde biz bunun e, altyapısını yaptık. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğim. E, i̇steyenler Hasan Yenidir YouTube kanalında ondan sonra o ilk 7 dersi dinleyebilirler. Beğenip abone olmayı da unutmayın diyelim her zamanki gibi reklamımızı yapalım. Evet. Temsilden hakkata geçmiştik. Geçen hafta Sema ayetlerini okumuştuk. Sema ayetleri. Sema ayetleri nelerdir? Gece, gündüz, güneş, ay değil mi? Bununla beraber işte yıldızlar, bunların hareketleri içerisindeki e, ayet manasını anlamıştık. Yani bunlar nasıl Cenab-ı Hakk'a anidarlık yapıyor, saniye nasıl gösteriyor, nasıl ifade ediyor diye. Onunla ilgili ders yapmıştık. Şimdi temsilin hakikaten temsilden hakikate geçtiğimiz yerde de tabanı anlattı ya şimdi tabanı anlatacağız. Tavan ve taban. Tabanı ise yani o Sultanı Zinşan'ın yapmış olduğu sarayın tavanını anlattık sema ayetlerinde. Şimdi tabanı yani arz yani toprak kısmı yer. Şarttan garbe günah gün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar olarak hepimiz cüz okuyoruz, kıraat ediyoruz. Ondan sonra tilavet ediyoruz. Dikkat ederseniz çok geçen ayetlerdendir. Rabbü semavati vel arz. Sema ve arzı çokça yan yana zikrediyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunu neden yapıyor? Şimdi arz mı daha büyük, sema mı daha büyük dediğimizde sema daha geniş. Çünkü sema deyince bu sefer sahir, gezegenler, yıldızlar da devreye giriyor. Doğru mu? Ama ve Kur'an-ı Kerim ikisini de denk tutmuş. Yan yana zikrediyor. Sürekli yan yana zikrediyor. Düşünen insanlar için dikkat çekici bir nokta bu. Bunun hikmeti nedir? Şimdi bununla ilgili Mesleği Nur ile çok güzel bir tefekkür var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Diyor ki Eylem eyyühe'l aziz Şimdi okuyacağız. Ara ara hepsini anlatmaya çalışacağız. Çünkü her bir cümlenin içerisinde bir bölüm var. Yani ayrı dikkat edilmesi gereken bir nokta. Cümle uzun ama içeriğine böyle tek tek ayet ettiğimiz zaman hakikat ve içerisindeki manalar ortaya çıkmaya başlayacak. O yüzden bu eserleri okurken belki de en çok insanları zorlayan nokta budur. Uzun paragraflardır. Yani çok böyle dikkat ister. O yüzden nazlanan nazeninlerin mehri dikkattir der Üstad. Bak nazlanan nazeninlerin mehri dikkattir. Mehir nedir? Bekarlar bilmez tabi. Ondan sonra evlenince anlarsınız. Mehir nikahta olmazsa olmazdır. Mehir olmazsa nikah olmaz. Fakatlarla nikah kıymak istiyorsak eğer kendi dairemiz içerisinde mutlaka mehrini vereceğiz. Mehri nedir? Dikkattir. Çok zordur. Hani bir hanımı almak için yüksek mehir parası koyarlarsa zorlanırsın. Eskiden buna başlık parası derlerdi. Mehirli başlık parası aynı değil ama misal olarak söylüyorum. E, yüksek başlık paraları vardır ya atıyorum bazı yerlerde işte çok fazla istiyorlar falan filan. Filmlerde falan çok izlemişizdir. Ondan sonra yüksek başlık parası. Yani bir şey almak istiyorsan yüksek bir bedel vermen lazım. Bu bedel nedir? Dikkattir. Çok pahalıdır. Hele bu asırda çok çok zordur. Çünkü neden? Geç söyledik ya. Sosyal medya, telefonlar, ondan sonra hariçteki bir sürü siyaset vesaire vesaire diziler, diziler. Afakımız o kadar dağılık ki, zihnimiz o kadar dağınık ki. Onları siz toplu zannedersiniz diyor Cenab-ı Hak ama onlar darma dağılır diyor. ayet kelimenin ifadesi. Kim bu onlar? Onlar işte Yahudiler, Hristiyanlar falan. Harikası kardeşim. O benim işte. Bütün gün telefonla, ekrana bakmaktan, sosyal medya takip etmekten, Vine videosu izlemekten, işte kısa kısa videoları izlemekten, bölüm bölüm ondan sonra şey izlemekten öyle bir dikkat dağınıklığı var ki o dikkat dağınıklığıyla beraber birçok hakikati kaçırıyoruz. O yüzden bu hakikatleri okurken bizim için en önemli nokta, şimdi okuma programına geldiniz ya, bak şunu yapmayın. Telefon burada, kitap burada olmaz. Bu okuma kaptı programının kaptanı kimse, bir tane kaptan belirleyin kendinize. O telefonlarınızı toplasın şöyle kenara. Desin ki kardeşim bir saat sonra telefonu alınacak. 15 dakika bakarsınız sonra tekrar bırakırsınız. İstifadeli bir okuma böyle olur. Yoksa mesajlar işte paylaşıyorum, ettim, yazdım. Ondan sonra böyle kitap okunmaz. Kitaptan istifade edemezsiniz. Öyle ki böyle muhalefetullah noktasında zirve olan eserleri okurken, okurken ekstra bir gayret lazım. O yüzden dikkatimiz toplamamız lazım. Diyor ki, Kur'an-ı Mucizil Beyan, büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihya'yı arz ve toprak unsuruna nazara dikkati celb ettiğinden kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır. Üstad bakıyor ki Rabbü semavati vel arz çok zikrediliyor ve Kur'an-ı Kerim'de ihya'yı arz yani arzın yeniden diriltilmesi, yaratılması noktası çok dikkate nazar dikkate verilir. Mesela Fenzur ila aferi rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de meftihad diyor. Yani bu arz diyor kıştan sonra tekrardan nasıl bahar mevsiminde yaratıldığını görmüyor musun? Nazar edin bakın diyor Allah'ın rahmet eserlerinde. Biz bunları nasıl yaratıyoruz? Solmuş olan toprağa, e, nasıl hayatlandırıyoruz? Solan ağaçları nasıl canlandırıyoruz? Solan çiçekleri nasıl tekrardan yaratıyoruz? Nazar et Fenzur, nazar et bak diyor. Neden bu kadar çok zikretmiş diye hep ediyor zaman Hazretleri kendi dünyasında bir tefekkürünü ifade edecek. Diyor ki arz yani zemin, arz, dünyanın tabanı, alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Şimdi Risale Nur'da geçen temsillerde kullanılan ifadeler çok önemlidir. Bunu da kaçırmayın. Mesela bazı temsillerde bazı simgeler kullanılır. O temsiller kullanılır. O temsilin hayat içerisindeki karşılıklarına çok dikkat etmeniz lazım. Mesela bir örnek vereyim. Ekstra konu harcı girdik. Okuma programına geldiniz ya biraz da size bir ondan sonra alemindeki canlı manalarla söylemiş olurum. Öyle okursunuz. Mesela deve kuşu önleni verir. Değil mi? Deve kuşunu zaten söylüyor. Deve kuşunun özelliği nedir meşhur olan? Kafasını kuma sokması değil mi? Avcıyı görür, uçamaz, başını kuma sokar diyor üstad. Kime benzetir işte? O neyin simgesi? Benim nefsim. Deve kuşu gibi. Ne yapıyor? Kafasını kuma sokuyor. Niye? Avcı, eceli görmemek için. Ama koca gövdesi dışarıda avcı görür. O gözünü kapattığı için kendisi avcıyı görmez. Eceli görmez. Diğer bir tarafta yine deve kuşundan bir örnek veriyor. Diyor ki deve kuşu uç demişler. Demiş ben deveyim. Yük taşı demişler. Ben kuşum. <laughs> İnsan nefsi de böyledir. Hizmet zamanında geriye kaçar. Ücret zamanında öne zıplar. Dünyaya çalış. Tamam mı? Ahirete çalış. Der ki ben dünya istiyorum. Dünya çalışmak ya ben ahiret istiyorum. Sürekli kandırmaca içerisinde, aldatma üzerine hesap, iş yapar. Şimdi burada da ne dedi? Arz alemin kalbi olduğu gibi. Toprak unsuru da arzın kalbidir. Şimdi kalp insanda nedir? Hayat vesilesidir. Kalp durdu, öldü. Değil mi? Eks mi oldular? oldu? Ne diyorlar şimdi? Sen söyle bu sağlıkçıların eks oldu değil mi? Yani artık paket. <laughs> Vefat etti. Kalp durdu mu arz, insan öldü. Peki arz neymiş? Yeryüzünün kalbiymiş. Peki toprak neymiş? Arzın kalbiymiş. Demek ki arzla toprak arasında fark var. Arz, zemin, toprak onun üzerine serilen örtü. Kalp durdu mu? İnsan öldüğü gibi. Arz da olmasa sistem içerisinde hayat olmaz. Cenab-ı yani Hak böyle bir adetullah yaratmış ve devam ediyor ve tevazu mahviyet gibi maksuda ihsal eden yolların en yakını da topraktır. Şimdi diğer taraftan toprağın bir hususiyeti daha var. Özellikle tasavvufta çok kullanılan bir şeydir bu. Toprak gibi olmak lazım derler. Neden? Toprağa basarsın, toprağı ezersin, affedersin toprağı pislersin. Toprak bir izinle sürekli sana iyi karşılık verir çiçek verir değil mi? Nebatat verir işte meyve verir değil mi? Sürekli şekilde sana mukabilinde iyilikle karşılık verir. Bu kadar ezilmesine rağmen, bu kadar ondan sonra tabiri caizse hakaret uğra uğramasına rağmen çünkü bir insanın suratına tükürmek ne demek hakarettir değil mi? E şimdi affedersin bir toprağa tükürmüyor muyuz? Toprağa pislemiyor muyuz? Değil mi? Toprağa ezmiyor muyuz? Bu kadar tabiri caizse eziyete rağmen hala hiçbir şekilde kötülükle mukabele etmiyor ve toprak gibi olmak lazım derken yani sen ben eğer mütefekkir bir Müslüman kendimi iman eğitimine tabi tutan bir Müslüman olmuşsam olmuşsam bu neyin göstergesidir ben her türlü hakarete karşı her türlü ondan sonra hıyanete karşı her türlü kötülüğe karşı mutlaka ve mutlaka iyilikle mukabele etmem gerekir bu bir hedeftir ve toprak gibi olmam lazım. Yani kendi zerre miktar kemalat görmemem lazım. Ben neyim? Ben hiç. öyle güzellikler gözüküyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, kudretidir demem lazım. Bunun farkında olmam lazım. O yüzden toprak gibi olmak yani bizi maksuda ulaştıran, bizim maksudumuz dedi Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rızası da enaniyet dediğimiz o vehmi olan kemalattan, güzellikten sıyrılmak da olur. O toprak bize bu dersi veriyor. Devam ediyor. Belki toprak en yüksek semavattan halık semavata daha yakın bir yoldur. Şimdi toprak normalde zeminde ama halık semavat dediğinde sema dediğinde gökyüzü, tavan. Yani en yüksekteki ayetlerden daha yakındır diyor Cenab-ı Hakk'a. Şu ters orantı. Değil mi? Normalde biz hep şey zannederiz. Ee, yükselerek yakınlaşma. Hayır kardeşim, yükselerek yakınlaşılmaz. Eğer yükselerek yakınlaşılsaydı, çok büyük ondan sonra dağların, değil mi, tepeleri kar tutmazdı. Güneşe daha yakın değiller, Değil mi? İslamiyet'te yükselmenin yolu alçalmaktır. Tabi bu alçalmaktaki maksadı sakın anlamayın böyle hani e, sen söyle... E, gayri İslami ve ahlaki davranışları alçalmaktan bahsetmiyorum. Onun adı sürünmek. Sürünmek ayrı, alçalmak ayrıdır. İslamiyet'te yükselmenin yolu terklerle olur. Yani bir insanın İslamiyet dairesinde Cenab-ı Hakk'a yakınlaştığının hani bizim halk tabirle Allah dostu diye ifade ettiğimiz kişilerde gözüken hal budur. Yükseldikçe eğilirler. Yani hiçbir tane siz böyle büyük bir zat göremezsiniz. işte. bugün de işte yüz zekat namaz kıldık. İşte hizmet deyince akla ben gelirim, ee, işte bu kadar hizmetlerin kaynağı benim, ben olmasaydım işte bu Bağdat'taki insanlar e, irşad olmazdı gibi böyle kelamlar bulamazsınız. Veyahut da ben piştim, oldum, elhamdülillah işte yanıyorum <laughs> De, yani gibi ifadeler göremezsiniz. Bunu söyleyen kişi zaten çiğliğini kendi ifade eder. Kendi hariç herkes anlar çiğ olduğunu. Hep öyle söylerim. Ben. Yani piştiğini, olduğunu, yandığını iddia eden kişi kendi hariç kendi duymaz çiğlik kokusunu ama etrafta mutlaka bunu hisseden ehli ondan sonra dikkat ehli felaset insanlar bunu anlar. O yüzden İslamiyet'teki hakikat nedir? Yükselerek yani kemalatları kendinden bilerek işte ben anlatıyorum, ben koşturuyorum, ben okuyorum, ben hitap ediyorum gibi böyle şeyleri sahiplenerek değil Tam tersi kendisinde gözüken bütün güzelliklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ı tanıyaraktan bunlar benim üzerimde gözüküyor bunlar bana ait değil diyerekten tabiri caizse içi dolu başak gibi. Doldukça eğilir. Doldukça eğilir. Doldukça eğilir. Ama içi boş başak nedir? Yükselir. 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 Bakarsın ki o olmuş ama içi boş. Bir tırpan gelir. Tık. En çok kime vurur? En yükseklere vurur. O yüzden arz bana bunu ders veriyor. Yani halikazül celale sen yakın olmak istiyor musun? O zaman alçal. Al. Ağlıklarını at. Gurur, kibir, kendinde var zannettiğin kemalat, kendinde görmüş olduğun güzellikler bunlar sana ait değil. At onları. Bunu nasıl atayım ya? At derken bunlar benim üzerimde gösteriliyor. Bunların sahibi ben değilim. Ben nefse-i taşıyorum. Benden bana da aç, fak, noksan ve kusurdan başka bir şey yok diyerek de at bunları. Attıkça yükseleceksin. Attıkça yükseleceksin. Evet. Zira kainatta tecelli rububiyet, faaliyeti kudrete ve makara hilafete ve hay ve kayyum isimlerin cilverine en uygun topraktır. Şimdi dört tane şey saydı. Bir, kainatta tecelli rububiyet var. Yani Cenab-ı Hak her an bir şeyleri yaratıp onu terbiye ediyor. Onu sürekli şekilde terbiye ediyor. Terbiye etmekteki maksat nedir? Zararlı şeylerden uzak tutuyor, faydalı şeyleri onun için yaratıyor. Mesela bir çiçeği yaratıyor, bir çiçeği yaratırken güneşi onun için musahar ediyor. Havayı ona musahar ediyor. Değil mi? Sen söyle topraktaki kimyevi maddeleri ona musahar ederek o çiçeğin büyümesini sağlıyor. Doğru mu? Bak bu terbiyedir. Mesela biz de terbiyeden geçiyoruz. Bakın şu anda tansiyonumuz değerleri normal. Değil mi? Şeker değerimiz normal. Bu bir terbiyedir. Ama haberimiz yok. Kan değerlerimiz normal. Haberimiz yok. Bazen çok tuzluyoruz böyle Bakıyorum başın dönüyor. diyorsun kafam dönüyor diyorsun. Niye? Bakıyorsun tansiyon. o 18'e işte 10. bak tansiyon yükselmiş. He, bir cana baktı o terbiyi azaltıyor. Sana hastalık olarak anlamaya başlıyorsun. Cenab-ı bu arzı rububiyetine bir tecelligah yapmış. Ve bu arzda Bakın 400 bin mahlukat, 200 bin nebatat, 200 bin hayvanatı yaratıp terbiye ediyor. Ve bunların hepsi birer tecelli, e, faaliyeti, kudret. Hepsi kudret mucizesi. Normalde düşünen insanlar için karşılığı durup acil içerisinde kalacağı varlıklardır. Bütün yaratılan çiçekler olsun, böcekler olsun, bütün mahlukat olsun. Yani biz mesela uçan sineği şaşırmaz ama şimdi bak uçak geçiyor. Tamam örnek verirken uçak geçti. Tamam mı? Uçağı şaşırırız. Dünyanın dönmesine şaşırmayız ama uçağın işte 800-900 km hız yapmasına şaşırırız. İçerisinde 200 tane adam taşıyan uçağa hayret içerisine bakarız. Aa uçak var o kadar büyük uçak. iki katlı uçak. Kaç kişi taşıyor? 1000 kişi. E 8 milyar insan taşıyor şu anda uçak bizim. Saatte 124 bin km hızla gidiyor. Gel biraz daha aşağı. Bir uçağın konması için koca pist yapıyorlar. Şimdi bizim yukarı dershanede maşallah sinekler var elhamdülillah. Yani yılın son sinekleri bizde barınıyorlar. Okuma programına gelmişler onlar da. <laughs> Mutfakta böyle yoğun bir sinek var ondan sonra. Bakıyorsun uçması, konması, hareket kabiliyeti. Böyle yapıyor, kaçıyor. Böyle yapıyorsun, kaçıyor. Yakalayamıyorsun. Tamam mı? <laughs> Ufacık sinek ya. 35 ayrı perspektifte görüş açısı var. Yani sen böyle yani yakalın yaklaşırken o seni 35 açıdan görüyor. Hiç şaşırdık mı? Yok sinirlendik ama. <laughs> Nereden çıktı bunlar diye sinirleniyoruz. Ve makara hilafet. Yani bizim insan olaraktan hilafet dediğimiz cana bakın esmalarını en cami bir aynadarlıkla beraber kurmuş olduğumuz bir sistem var bu dünyada ya. Mesela yeryüzü üzerinde değil mi evliler, binalar. Bunun da merkezi küreye arz olmuş. Arz ve toprak tabakası olmuş. Ve hay ve kayyum isimlerinin cilvelerine. He, iki tane isim saydı. Hay ve kayyum. Şimdi hay ve kayyum esması ne demek? Hay hayat veren. Kayyum vermiş olduğu hayatı devam ettiren. Mesela çiçeğe hay esmasıyla hayat verdiği gibi Cenab-ı Hak kayyum esmasıyla çiçeği ayakta tutuyor. İnsana hay esmasıyla hayat veriyor. Kayyum esmasıyla seni omurilikle işte iskelet sistemiyle sebepler tatında. Çünkü dünya hikmetli yani Cenab-ı Hak esbapla sebeple iş yapıyor seni ayakta tutuyor. Sen de kayyumiyet azaldıkça sen yaşlıyorsun yamulmaya, ihtiyarlamaya, beli bükülmeye başlıyorsun. Ve hatta böyle eğiliyorsun, eğiliyorsun. Bakıyorsun kayyumiyet artık yavaş yavaş tecellisini azaltmaya başlıyor. Sonra artık hop sonra uzanıyorsun. Kayyumiyet gitti. Hay da gitti. Ne oldu? Vefat ettin. Hay ve kayyum esması ismi azamdır. İsmi azam. Yani fert, hay, kayyum hakem, adıl, kuddus. Hazreti Ali'ye göre ismi azam olan altı esma vardır. Esma-i sitte denilir buna. Altı. Fert, hay, kayyum, hakem, adıl, kuddus. Şimdi esmi azam ne demek? Kainatta her an ve her yerde gözüken ve hiçbir şekilde esbabın tesirinin olmadığı çok net anlaşılan fiiliyatlara biz o fiiliyatların arkasındaki isimlerdir ismi azam. Mesela Hayatın hay esması, hayat, Cenab-ı Hak hayat verir. Hayat hiçbir sebeple açıklanamaz. Taklidi olmaz. Mesela ne yapıyorsun? Adam yapıyor, çok benzetiyor. Yapma çiçek diyorsun ama. Ama çok benzetmiş. Bizim terasta var şimdi ben böyle set yaptım. Karşıda evliler çok yakın olunca böyle hani mahremiyet noktasında muhafaza etmek için. Hem de gözü de böyle rahatsız etmemesi aldım böyle şey yaptım. Sarmaşıklar koydum böyle şey plastik tamam mı? Sardım, sardım, sardım. Alttan bak herkes o ne güzel falan filan diyor. Ama yaklaşık ay, yapmaymış. Evet benzettik. Rengini benzettik. Şeklini benzettik. Ama hayat veremez. Şimdi küreyi arz yani tavan, taban ve toprak unsuru hay ve kayyum esmalarına çok büyük bir şekilde ne yapıyormuş? Tecelliyatını gösteriyormuş. Bakıyorsun ki topraktan, kara topraktan Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yaratıyor. Nereden hayat verdi? Nasıl hayat verdi? Nasıl ayakta tutuyor? Koca koca ağaçlar, koca koca ondan sonra çınar ağaçları işte, çam ağaçlarına bakıyorsun, kayyum esması da ayakta tutuyor Cenab-ı Hak. Yani hay ve kayyum esmasının çok net gözükmüş olduğu yer sayfedir, Ar sayfesi. Nasıl ki Arşı rahmet su üzerindedir. Evet, şimdi anlayacağımız zamanlar gelmeye başladı, 40 günlük sular kalmış. Demek ki bize suyu iski vermiyormuş. Demek ki su bizim değilmiş. Demek ki ödediğimiz faturalar suyun faturası değilmiş. Yalnızca iskinin bize borularla getirmiş olduğu hizmetin faturasıymış. Ona da yüzde bilmem kaç zam yapmışlar değil mi? Şimdi bas bas bağırıp duruyor. 40 gün kalan suyun nimetin olduğunu şimdi daha iyi anlayacağız. Bakın su eşittir rahmettir. Rahmet eşittir sudur. Arşı rahmet yani rahim esmasının azami göstergesi tecelligahın bir tanesi sudur. Aynı onun gibi bak şimdi. Arşı hayat ve ihya da yani hay esması da toprak üstündedir. Orada çok net gözüküyor. Bir metrekarelik toprak içerisinde Cenab-ı Hak sen oraya her bir santimine bir tane çiçek eksen hepsine farklı farklı şekil verip hayat veriyor Cenab-ı Hak. Tatları karışmıyor. Renkleri karışmıyor. Öyle değil mi? Bir tencere içerisinde yemek yapsan, her şeyi içine atsan ne oluyor? Türlü. Tat karışıyor. Değil mi? Patatesinki şeye geçiyor. fasulyeye. ki şeye geçiyor. Kabağa. Ben bakıyorsun ama bir şey oluyor. Bir lezzet oluyor. Tat buna diyorsun türlü. Yani türlü türlü şeyler var. Aynı toprak içerisinde hay esmasıyla Cenab-ı Hak hayat veriyor. Bakıyorsun ama lezzetler birbirine karışmıyor. Renkler birbirine karışmıyor. Tatlar birbirine karışmıyor. Kokular birbirine karışmıyor. Bir mucize. Şimdi toprak tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynedir. Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına, Cenab-ı Hakk'ı göstermeye en yüksek bir aynedir. Peki neden ayna yapıyor? Mesela neden hava unsuru çok geniş olduğu halde sema, toprak kadar Cenab-ı Hakk'ı gösteremiyor? Bak şimdi çok önemli burası. Evet, kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa o nispetle suretini vazı gösterir ve nurani ve latif bir şeyin aynesi ne kadar kesif olursa o nispetta esmasının cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası gözükür. Hava aynesinde güneşin yalnızca bir ziyası rengi gözüküyor. Su aynesinde şems yani güneş ziyasıyla görünürse de elvanı sebası yedi rengi gözükmez. Fakat toprak aynesi çiçeklerin renkleriyle şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Ne demek bu? Eğer bir şey ayna ne kadar şeffaf olursa yansımayı o kadar keser. Mesela siz cama arkasına o gümüş alaşımı vurmazsanız yansıtamazsınız. O ayna olmaz. Görüntü gelir geldiği gibi de gider. Doğru mu? Aynanın arkasında ne yapıyorlar değil mi? Gümüş alaşım çekiyorlar. Sen bunu güneşe tutsun zaman aynayı böyle alıyorsun. Böyle hop ziyanın ondan sonra bana göre ziyanın hakikaten zekinin gözüne ben ne yapıyorum? Güneşi tutuyorum. Ama aynı, aynı aynanın arkasındaki gümüş alaşımı atsam cam olsa tamam mı? Güneş geliyor. Yapabilir miyim? Yapamam. Çok cüz'i bir ışık gider. Niye? Çünkü yutuyor. Mesela hava aynasında güneş yalnızca ziyasıyla gözükür. Suda rengi gözükür ama bütün renklerini göremezsiniz. Çünkü o da yutuyor. Ama toprak kesiftir. Toprak gelen görüntüyü kesip olduğundan, koyu olduğundan üzerine vurduğunda her şeyle gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Bizim bugün çiçekte gördüğümüz kırmızılık, güldeki kırmızılık, papatyadaki sarılık, papatyadaki beyazlık, salatalıktaki yeşillik, karpuzdaki yeşillik, işte elmadaki kırmızılık, değil mi? havuçtaki turunculuk hepsi güneşin renklerinin tecellisidir. Yani güneşe, şemse en geniş ayna neresidir? Topraktır. Doğru mu? Şems temsilde Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hakk'a aynadarlık yapmak istiyor musun? Kesif olacaksın. Nefsinin karanlığının farkına varacaksın. Nefsinin ondan sonra gecelinin farkına varacaksın. O yüzden bütün mübarek geceler gecedir gece. Berat gecesi, Kadir gecesi değil mi? Miraç gecesi, Regaib gecesi. Niye gece? Gündüz olsaydı daha iyi değil mi? Daha uzun geliş zaman. Gece kardeşim, geceyi anlamadın mı mübarekleşemezsin. Nefsindeki aç, fark, noksan ve kusurun farkına varamadıktan sonra, yani o camının arkasına o atmadıktan sonra, sen şemsi yani güneşe yani Cenab-ı Hakk'a aynadarlık yapamazsın. Yapman gereken şey kendinde acz, fark, noksan ve kusurdan başka bir şey görmemek. O zaman toprak gibi oluyorsun. O zaman üzerine vuran her şey net gözükür, gösterirsin. Cenab-ı Hakk'a en cami anidarlık yapmış olursun. Bak şimdi toprak bunu yapıyor. Yani zahirde kara toprak bakıyorsun ki bir bünyesinde değil mi? Ee, sen söyle sinesinde renk renk çiçekler açtırıyor. Renk renk bitkiler halk ediyor Cenab-ı Hak. Tam bir aynı olmuş. Şimdi bak şimdi bunu acayip bir şeyle bağdaştıracak. akrabu ma yakunul abdu min rabbihi ve huve sacidun. Bu ne? Hadis-i şerif. Diyor ki, abdin Rabbe en yakın olduğu an secde anıdır. Hadis. Secde nedir? Anlı yere koymaktır. Fıkha göre. Anlı, avuçları, işte burnu, diz kapaklarını yere koyaraktan işte herhalde yedi uzuvla yapılan Fiilin adı fıkha göre secdedir. Ama her fıkha göre secde, secde olmaz. Esas olan fıkha ekbere göre secdedir. Fıkha ekbere göre secde nedir? Kendini abd görüp, kainatı da mahluk olarak görerek de, kainatta ve kendinde gözüken bütün özelliklerin, güzelliklerin, kemalatın sahibinin Rab olduğunu Rab'den geldiğinin farkındalığını yakalayıp kendi kusur, noksan, az ve fakrını tam manasıyla hissedip alnını koyarak yere kapanmış olarak yapmış olduğun fiilin adıdır secde. O zaman sen Cenab-ı Hakk'a en yakın olursun. En yakın olduğun zaman hiç olduğun zamandır. Sıfırlandığın andır. Yoksa ben var ya ben ne güzel anlatıyorum benim gibi anlatan yok deyip de işte secde et İstediğin kadar aldığın yerden kaldırma Cenab-ı Hakk'a falan yaklaşamazsın sen. Çünkü kendinde gözük kendini kendinden bilmeye baş, Kaynak olarak kendini görmeye başlamış. Böyle yakınlık olmaz. Tam tersi kurbiyet zannetmiş olduğun şey yani yakınlık olarak zannetmiş olduğun şey bu diyet olur, uzaklık olur. Yaklaşamazsın. Ve o yüzden bazı namazlar her namaz kılan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmış olmaz. Her kurban kesen de Cenab-ı Hakk'a kurban etmiş olmaz. Çok dikkatli olmak lazım. İçini doldurmamız lazım. İşte Kur'an ayetleriyle, hadislerle içerisini doldurmamız lazım. Öyle ezberle. Herkes yapıyor bunu. Allah bir secde etmişim ben ya. Bir secde etmişim var ya. bir göreceksin böyle. 20 dakika secdede kaldım falan. Oho. oho. Hala dakika hesaplıyorsun. Hala secde ettim, yaptım, im, um eti kullanıyorsun. Of babam sen çok uzaksın ya. Git git uzaklaşıyorsun. Her secde seni uzaklaştırıyor. Ya bu o zaman secde etmeyelim mi? Deme. Yani aklı kıt olma. Onu demiyoruz. Dünya, dünyevi bir işte en iyi yapmak için uğraşmıyor musun kardeşim sen? Bırakıyor musun yapamayınca? Çok kazançlı bir iş olsa bırakır mısın yapamayınca? Tekrar denersin değil mi? Tekrar denersin. Tekrar tekrar denersin. Tamam işte. Bak aynısını uhrevi hayatımda da yapsana sen. Bu bu yüzden bu dünyaya geldin. Ya ben bunu yapamam o zaman secde etmeyeyim ben. Hayır kardeşim yap. Yapabilirsin. Bu potansiyel sende var. Bu marifetullah eğitimine tabi tuttuğu zaman bunu yapabilirsin sen. O zaman ama bir secde belki senin bütün hayatını kurtaracak yani. Bu sıra işareten şahit ediyor. Şimdi bak cümleyi vuruyor. Anlattı toprağa. Tamam mı? Kaç madde saydı? 9 maddelik. Kur'an'da arzın çokça zikredilmesinin hikmetleri diye tablo yaptık ya 9 maddelik. Tekrar toparlayalım. Şimdi vuruş cümleyi yapacağız. Hani böyle anlattı, anlattı, anlattı. Hani böyle pozisyonu hazırladı. Böyle hani futbol tabirine böyle golü attı. Usta bir vuruş yapacak. Şimdi cümleni anlatıp Bunu tekrar toparlayalım. Toprak ve arz neymiş? Bir, arz alemi, alemin kalbiymiş. Arz alemin kalbi olduğu gibi toprak da arzın kalbiymiş. Doğru mu? Tevazu, mahviyet gibi beni Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak, maksut olan o sonucu ulaştıracak en kısa yol toprak ve arz ile ifade edilmiş bize. Yine en yüksek semadan Halık-ı Semavat'a en yakın olan noktaymış arz ve toprak unsuru. Tecelli rububiyete aidarlık ediyormuş. Diğer taraftan faaliyeti kudreti gösteriyor. Makara hilafetin de merkezi hükmünde hay ve kayyum esmalarının da en cami, en net gözükmüş olduğu yer ve son olarak da tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir ayine arz ve toprak. E böyleyse ve bu noktada ben eğer toprak gibi olduğunda toprağın bana Arz ve toprak sayfasının bana vermiş olduğu bu dersi aldığımda ben secdemi bu manada yaptığımda Cenab-ı Hakk'a en yakın hale geliyor muyum? Geliyorum. Öyleyse arkadaş topraktan ve toprağa inkılap etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhüş etme. Korkma. Toprağa gireceğim. Kara toprak, kabir. Korkma. Ya korkma neden korkma? Bak şimdi neden korkma? Hemen şuradan geçiyoruz. Nereye geçiyoruz Ziya? Emir Dağlı Aykası'na geçiyoruz. Tamam. Sayfa 237. Sayfada da söyleyeyim de. Envan Neşret'e göre tabii. Bu şaşalı baharın, bahar mevsiminde üstad bir tefekkürünü yazacak. Kendi nefsiyle yaşamış olduğu bir münakaşa. Nefsiyle münakaşa yaşıyor. Münakaşa, kavga halinde nefsiyle barışık kişi terakki edemez. Nefse emmare emreder. Kur'an der ki emrine uyma. Ama nefse emmare ben onun emirleri Ramazan. Hala <laughs> tane film hatırlar mısınız? Emirleri Ramazan. Ne demek emirleri? Şimdi postacı döner askerde. Yani nefis emre diyor ben de ne derse bağış üstüne komutanım. Harama bak bağış üstüne. İşte ya medreseye gitme derse gitme bağ üstüne. Kitap okuma, emme dersin. Namaz kılma, emme dersin. Kardeşim, yani çok nefsin çok emmare. Ama hiçbir ayette nefsi emmarene uy demiyor. Şeytana uy demiyor, değil mi? Uyma diyor çünkü bunlar sana e, terakki kapısı olacak. Şimdi üstad da bir bahar mevsiminde ne yapıyor? Çiçekleri temaşa etmek için araba ile 1-2 saat geziyorum. Üstadı gezdiriyorlar bir arabayla. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar adetin fevkinde bir tarzda büyümüş, çiçekler açmış. Tebessüm kenane tespihat edip lisanı hal ile sani zülcelallerinin sanatını takdir edip alkışlıyorlar. Gibi hakkal yakın hissettiğimde. Şimdi çiçekler alkışlıyor mu? Çiçekler tesbih yapıyor Allah, Allah, Allah mı diyorlar? Kardeşim bu imtihansızlığa ters. Bugün bir tane resim gördüm. Bir tane çocuğun, bebeğin kulağı böyle e, Allah lafzı gibi böyle gözükmüş. Almışlar, paylaşmışlar tamam mı? Ondan sonra işte kulakta Allah yazıyor. Ya ne kadar dinden uzak bir bakış açısı. Vahyin terbiyesi bize böyle ders vermiyor kardeşim. Yani çiçek... Allah diyen eşek, ondan sonra Allah diye bağıran aslan. Aha duydun mu? Bak Allah diyor. Adam dinliyor. Ne Allah kardeşim? Bağırıyor işte diyor. Yok diyor bak Allah diyor. O duymuyor. Kafir. Ya ne kadar dar. Yani dini çok dar bir şeye sokuyoruz. Halbuki bütün kulakların üzerinde Allah yazmıyor mu? Şu yazılışa baksana ya. Değil mi? Ya bunun içerisinde bir yer var arkadaşlar. bu Allah muhafaza etsin. Vertigo hastalığı duydunuz mu siz? Kulak kristalini oynaması ayakta duramıyorsun. Bizim anında çok olur. Ayakta duramıyorsun. Şaka gibi ya. İnanamıyor insan. Uzaktan bana Allah şey mi, rol mü yapıyor acaba falan diyorsun. Çünkü neden ben kendim yürüdüm zannediyorum o yüzden. Kulaktaki o kristallerde bir böyle e, oynama olunca insan ayakta duramıyor. Dengeyi sağlayan kristaller Allah'ın izniyle. Yani Cenab-ı Hak hikmet dairesinde böyle yaratmış. Böyle kulak bakıyorsun yaratılış noktasında. Şimdi hani Allah illa buraya böyle kıvrılık da böyle Arapça elif falan mı çıkması lazım yani? Ama Kur'an'a tabi olduğunda sana ayet diyor, bakmaz mısınız yaratılışınıza? Nasıl terbiye etmişiz? Kulağın koyulmuş yerine koyulduğu yere bak. Yani bu kulak ancak burada olur ha. Güzel Necmi abi meşhur bir örneği vardı. Burnunu diyor nereye koyardın diyor. <laughs> Allah selamet versin ona rahatsız herhalde. Allah şifa versin ona da. Tamam böyle? Güzel, burnunu nereye koyarsın diyor mesela. Nereye koyarsın burnunu? Düşün. Bulamazsın ya. Yani. Nereye koysan problem. Ama öyle bir yere koymuş ki tamam olması gerektiği gibi. Yani acayip bir yaratılış. Kulakta Allah yazmasın bekleme. Çok dar bir bakış açısı. Şimdi üstad da çiçeklere bakıyor. Çiçeklerin tesbihkar hane vaziyetlerini görüyor. Ve lisanı halleriyle sahne-i sanatını takdir ediyorlar. Yani çünkü neden? E bakıyorsun çiçekle yaratılış arasında müthiş bir tezat var. Yani bu çiçek bu yaratılış yapamaz. Toprak bunu hiç yapamaz. Güneş hiç yapamaz. Bütün esbab toplansa bu yaratılışı ortaya çıkartamaz. O çiçek lisan haliyle yani yaratılışıyla sanini ders veriyor bize. Sanini ders veriyor. Yani sanatkarını hatırlatıyor. Hayatı dünyeviye, şimdi bak böyle hissettiğimden diyor. Hayatı dünyeviye müştak hissiyatım. Dünya hayatına iştiyaklı olan hissiyatım. Ve gafil ve tahammülsüz nefsim bu halden istifade ederek dünyadan nefret, ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak, berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fanide baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Şimdi üstadın nefsi emmaresi kalbini itiraz ediyor. Kalp diyor ki bu dünya fani, ya bu dünya sıkıntılı, bu dünya ondan sonra geçici, bu dünyada rahat yok. En iyisi bir %99 ahbabımızın gitmiş olduğu, işte başta Efendimiz sallallahu aleyhi bütün peygamberlerin, ashab-ı kiramın, işte büyük zatların toplanmış olduğu. Alem harita gidelim. Orası esas yerimiz. Ya burası sıkıyor insana. İnsana ama. Nefsi emmari diyor ki, üstadın nefsan demiş ki, ya ne? Dur ya işte. Ölüme karşı böyle bir isteksizlik var. Kendi nefsindeki müş müşahede şey. Herkes kendi nefsinde bunu değerlendirse. Mesela bizde ne kadar iştiyak var ne kadar istiyoruz? Bu dünyadan bir an önce gitmek için e, böyle hani fırsat kolluyoruz. O Yahudilerin hususiyetinden bahsederken cenab Hak, onlar diyor ölümü istemezler. Kim onlar? Yahudiler. Yahudiler istemez. Ölümden yani çok korkarlar Yahudiler. Biz yanıyoruz. Biz korkmuyoruz yani. Biz müthiş. Acip bir istek var içimizde yani. Ölüm, ölüm, aman ölüm deme ya. Ne oldu? Peki neden bu vaziyet var? Şimdi bak devam ediyor. Alem münazıra devam ediyor. Birden Hissiyata da, damarlara da sirayet eden iman nuru. Ha, iman buymuş demek ki. Bak iman bilgi değilmiş. Bakın bilgi iman değildir, iman bilgi değildir. Bugün hepimiz alem ve ahireti biliyor muyuz? Biliyoruz. Cennetin daha güzel bir yer olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Dünyanın bir sene mesudana hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen bir cennet hayatını biliyor muyuz? Biliyoruz. Hangimiz ölmek istiyoruz? Hiçbirimiz. Peki ölmeden cennete gitme imkanımız var mı? Yok. Demek ki ben bildiğim şeye kalben tam manasıyla Kur'an'ın istemiş olduğu mutmainlik bir içerisinde iman etmiyorum. Çünkü yüzde olduğunu inandığım bir hakikate koşa koşa giderim. Tereddüt etmem. Veyahut da o hakikate ulaşmak için gayret gösteririm. Şimdi sorsam ben iman ama işte günahlarım var. E tamam günah girme o zaman. <laughs> Sana farz mı kıldılar günah girdi? Zorluyorlar mı? Şeytanın yaptırım gücü var mı? Kime zorla içki içilmiş şeytan? Kime zorla nimet abadan piyango çektirmiş? Gidin orada bakın bir sürü dindar insanlar, Müslüman insanlar hatta e, maalesef tesettürlü insanlar ondan sonra bakıyorsun camiden çıkan insanlar nimet girip Ondan sonra besmele ile kurban şeyi çekiyor. Sen yani söyle <laughs> milli piyango bileti çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Yani haram olanı besmele çekerek alıyor. Ve diyor ki haram ama yapacak bir şey yok yani. Tamam haramı kabul etmesi güzel. En azından kafir olmaktan kurtarır. Bilmiyor mu haram olduğunu? Biliyor. Bak biliyor ama bilgi hayata tatbikatı olmamış. Kafadaki bilginin hiçbir önemi yoktur. Bilgi pratiğe dökülürse marifet olur. Mesela hep örnek veriyorum ya. Üniversite okumuş insanlar vardır böyle fabrikalarda falan. Okumuştur. Kitabı olarak bilgisi de vardır. Ama fabrika içerisindeki en eski ustaya mahkumdur. Usta okumamıştır. Yani üniversite okumamıştır. Onun almış olduğu eğitimi de almamıştır. Ama usta hayat içerisinde tatbikatını yapmıştır. Değil mi? Bakar parçaya işte özellikle torna testi Bakar tamam mı? Ya işte bunu bu kadar bunu var der. Öyle olmaz onu ben halledeceğim der. Bakarsın ne bilgi ne bir şey. O adam onu tak diye çıkartır verir. Evet o okuyan kişi ilim noktasında bu eğitimi almıştır ama tatbikatı yok. İlim malumat seviyesinde. Hayata tatbik edilirse marifet olur. Yine başka bir örnek. Şimdi Umut eğitimi alıyor. Ehliyet alacak. İlmi olarak araba kullanmasını biliyor. ilmi olarak. İşte gaz pedalı. Değil mi? e, debriyaj pedalı. En ondan sonra ortadaki de fren pedalı. Frene bastığın zaman debriyaja da de vites tezen basmak basmak zorunda araba stop eder. Debriyajdan bastığın zaman da vitesi arttıracaksın. Debriyaj basmak vites arttıramazsın. Manuel arabalarda. Bunu biliyor. Şimdi Umut'un bunu bilmesi, Umut'un araba kullanma kullanabilir anlamına gelir mi? Gelmez. Hanginiz arabanızı verirsiniz Umut'a? Vermezsiniz. Hele araba lükse Yanına bile yaklaştırmaz. Değil mi? Hani biliyor adam. Biliyor ama tatbikatı yok. Değil mi? Böyle tatbikatı az olanlar ne yapıyorlar? Arabanın üzerine yazıyor ki acemi şoför eğitimde. Sen diyorsun ona göre hareket ediyorsun ama bu adama yaklaşmayayım, çakar makar vurur falan filan. Şimdi biliyorsun ama kalbi bir mutmainlik içinde değiliz maalesef. Biliyoruz. Mutmainlik içerisinde değiliz. Evet, ölümün benim için ehli iman için e, kabrinin ehli iman için cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu biliyorum. Ama kalben iman etme diyor. Etmiyor. Etmemişim demektir. Aklı olarak kabul etmişim diyor. ama iman kalpte yapılır. Ve tahkiki iman dersleri işte bugün bugün marifetullah derslerimizin en büyük hususiyeti budur arkadaşlar. Yani Kur'an'ın bizden istemiş olduğu tahkiki iman dersleriyle biz inşallah bu iman kalp, akıl, sır, bütün damarlarımıza ilişince, yerleşince artık şeytan müdahale edemez hale geliyor. O yüzden Risale-i Nur talebeleri inşallah imanla kabre girerler. Hakikati bunu gösterir. Çünkü sürekli bir eğitime tabi tutuyoruz. Bakın sayfalar dolusu yazı yazıyoruz, tefekkür yapıyoruz, müteala müzakere yapıyoruz. İman üzerine çalışma yapıyoruz, çalışma yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Niye? Dem ve damarlara işleyecek şekilde imanı yerleştirmeye çalışıyoruz. Öyle iman yerleşince artık ne şeytan ne nefis seni muhalefet edemez Allah'ın. Ama kimsenin garantisi yok tabii ki. Haşa, ona bu garantisini kimse veremez. O endişeyi taşırsın ama diğer taraftan bilirsin ki elhamdülillah, yani ben hazırım. Korkmazsın. Mesela sen iman eğitimini tabi tutmuşsun kendini, sürekli bu noktada çalışıyorsun. Azayi selam gelse korkar mısın? Yani, i̇nşallah korkmayız. Neden? Çünkü çalışmışım, hazırım. Endişe duymam. Mesela içeri polis girdi. Mesela burası ev düşünün, tamam mı? Ben, cil ee, çaldı, polis dedi. Ben çok çekinmem ya. Niye geldiler merak ediyorum. Hayırdır polis bey. Niye? Hırsızlık yapmamışım. <laughs> Vergimi vermişim. Para çalmamışım. Kimseye bir sıkıntı yapmamışım. Eminim yani. Bir şey soracaklar herhalde. Ama ben <laughs> hırsızlık yapmış birisi olsam zili çalsınlar. Polis! Saklanırım. Korkarım. Değil mi? Neden? Beni alıp götürecek. Beni alıp götürecek. Rahatsız olursun. Ama rahatsız olmam ki. Yağız e, Aleyhisselam geldi. Evet. Endişe duyarım. Çünkü A acizim, mahlukum. Ama dedim ki elhamdülillah. Gayet ettik. Cenab-ı Hak inşallah son nefesimizi tahkik imanla gitmeyi nasip eder diye dua ederiz. En değerli varlığımız olan şeyi o mübarek zata Hz. Azay Aleyhisselam'a şefkatli meleğe veririz. Elhamdülillah deriz yani. İman böyle kalp ve damarlara sirayet edecek. O yüzden iman eğitimi sabır isteyen, uzun soluklu bir eğitim. Öyle 3-5 sayfa kitap okuyunca böyle kürsüne çıkıp da ha anlatınca da helal etsin, sana. Çok güzel anlattın sen. Bravo yani. Kaç izleyicim var? 5 bin tane takipçim var. 50 bin tane takipçim var. 100 bin izlendim. Bir tane şey demiştim. Bu kadar insan bizim derslerimizi izliyor. Ben sana dedim fenomen olamazsın demedim ki. Ben sana izlenmesin demedim ki. Ben sana dedim takiki iman sahibi olamazsın dedim. E görüyorum ki maalesef hala başarıyı kendini alarak olmamışın demek ki. Öyle değil mi? Ölçü bu değil ki. Yani nice insanlar var. Pespaye, insaniyet seviyesinden aşağı düşmüş insan. Milyon takipçileri var. Şimdi bunlar makbul insanlar mı oldular yani? Hep örnek veriyorum. Aziz Sancar'ın kaç? 150 bin takipçisi varmış. Adam bilim adamı. Adam bilim adamı ya. Nobel ödülü almış adam yani. Diğer taraftan da yerinde durmaz adam adamlar var. Ondan sonra milyonca takipçileri var yani. Pespaye, rezil, rüsvan bir adam yani hayvaniyet mertebesi demiş. Şimdi bu adam ne diye alkışlar mı? Mi? o 3 milyon takipçisi var ya. Yani. Kalite ucuz değildir. İman eğitimi uzun soluklu sabır isteyen bir iştir. Üstadım da dediği gibi kalp ve damarlara sirayet edecek derecede böyle işlenecek bir hakikattir ve bundan daha büyük bir davamız yoktur bizim. He. Son nefeste imansız girdik mi arkadaşlar? Bitti. Ne namazın kalır, ne orucun kalır, ne zekatın kalır. İmansız gittin mi babam peygamber olsa sana faydası yok. Ama asper kadar çalışmadan ya imanla kabre girdin. Günahların var Cenab-ı Hak bir izni affeder. Hiç korkma. Tövbe et yeter ki. Ama imanla kabre girme çalışmadan aksatma. Bu dersler bu yüzden çok önemlidir. Bu sohbetler bu yüzden çok önemli. Pandemi geldi işte okuyamıyoruz derslere gelemiyoruz. Kardeşim kitabın evinde ya çoku. Derslere gelemiyor kitap okumuyor. Hepten koptun yani. Koronadan korkuyor. Sen bu halinden kork ya. Korona ne olacak senin en fazla en 60 senelik hayatın olup gidecek yani. Ebedi hayatın gitmiş. Kemiriyor senin haberin yok. Ya çoğumuzda maalesef şu anda süreç bunu gösteriyor. Evet. Ne dedi? Damarlarına da sirayet eden iman nuru. O itiraza karşı gösterdi ki. Bak şimdi. İman nuru nefis ve şeytana gösteriyor. Hakikati gösterecek. Madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zinetlere maddi cihetinde mahzar olmasından hassiz bir rahmetin perdesidir. Ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. Değil mi? Toprak böyle rahmet aynası. Bu kadar esmaya aynadarlık yapıyor. Bu kadar rahmetin tezahürüne vesile oluyor. İçine giren mutlaka ve mutlaka iyi şekilde geri çıkıyor. Elbette bütün zahiri ve maddi zinetlerin ve güzelliklerin Hüsün ve cemal ve rahmet ve hayatın manevi merkezlerinin ve bir kısım tezgahlarının faal bir nevi toprak perdesinin altında ve arkasındadır. Değil mi? Çiçeğin bakıyorsun manevi programını toprağa bırakıyorsun. Toprak sana bir izniyle ya, ne yapıyor? O çiçeği programa göre aynen anadarlık yaparak gösteriyor. Ne ekiyorsan bire bin alıyorsun. Bir mısır tanesi ekiyorsun. Değil mi? bir şey çıkıyor. Fidan gibi şey çıkıyor mısırın. Ne diyorlar ona bilmiyorum ama koçan mı diyorlar böyle. Bakıyorsun 7 tane vermiş. Bir taneden 7 tane mısır koçanı. Her bir koçanda 150 şer tane. Bir ekiyorsun, bin alıyorsun. Toprak böyle sana Cenab-ı Hakk'ın izni iade ediyor değil mi? Elbette bak şimdi. Bu hamiyetli annemiz olan toprak altına. Neymiş toprak? Kar toprak değilmiş çukur değinmiş. Hamiyetli annemiz. Ehli dünya da bana diyor tabiat ana diyor. Değil mi? Tabiat ana. Bak ehli dünya bile kabul etmiş şefkati. Hamiyetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak. Çocukların kendisini en rahat ve güvende hissettikleri yer anne kucağıdır. Bunu tefekkür edin. Evliler tefekkür eder de en azından evli değilseniz de yeğenleriniz, kardeşleriniz vardır böyle annenin böyle sinesine sığındığı zaman ne olur? Rahat eder. Annenin kızgınlığından, tokadından yine anneye sığınması önlenir Allah korkusu böyle ifade edilmesi lazım. Bakın Allah korkusu kalbidir. Allah korkusu kalbi bir şeydir. Öyle bize anlatılan gibi işte çarpar, vurur. İşte yan bulursun değildir. Böyle korku olmaz. Allah korkusu kalbi bir korkudur. Buna örnek çocuğun annesinden korkmasıdır. Çocuk annesinin şefkatli tokadından yine sığınır? Annesinin şefkatli yinesine sığınır. Bilir ki bu kadın, bu vallık beni bana vuruyor ama bu beni seviyor. Bu bana bu vuruşunda bile bir şefkat var. Beni bir şey için uyarıyor. O yüzden vuruyor. Ne kadar vursa da bu beni seviyor. Bakın Allah korkusu böyledir işte. Cenab-ı Hak musibet verir, sıkıntı verir, ikaz eder, uyarır ve der ki bak yanlış yapıyorsun. Sen bu rahmet manasını anlarsan yine sığınacağın yer Cenab-ı Hak olur. Ya Rab dersin affet beni. O yüzden Allah korkusu hani biz onu kızdırmayalım şeklinde değil. Ya bu kadar şefkatli, bu kadar rahmetli, bu kadar ikram eden bir zata karşı ben nasıl da oldu günahlara geliyorum. Nasıl da onun emrini çiğniyorum. Yani utanıyorum kendimden. Şeklindeki kalbi bir korkudur. O şefkati, o rahmeti incitmeme korkusudur. Yoksa ondan sonra böyle hani bize anlatılan din kültürü ve ahlak bilgisinde kalan çarpar, vurur, kırar şeklinde bir korku değildir. Aman bunu böyle anlatmayın kimseye. Böyle de anlamayın yani. Hakiki hamiyetli annemiz olan toprak altında girmek, kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek daha ziyade sevilir ve iştiyaka layıktır. Toprağın altına girmek iştiyak ister, iştiyak. Diye o kör hissiyatın ve dünya peres nefsin itirazını tamamıyla izal etti, defetti. Nefsi bile susturdu. Ya üstadın nefsini susturan hakikat benim nefsimi hiç konuşturmaz ya. Şimdi ne diyorsun Hasan abi sen böyle üstadı hakaret etmiyor musun? Abiler bakın Üstad böyle zaman Hazretleri'nin nefsi nefsi emmaresinde Cenab-ı Hak bütün ehli imanın şüphelerini, sıkıntılarını yüklemiş. Bu adam bunları nasıl yazıyor? En çok benim ihtiyacım var derken yalan konuşmuyor ya. Bu tevazu sözünü anlatıp duruyoruz biz yalan konuşuyoruz insanlara. Evet, üstadın nefsi emmaresi en haindir. En tehlikelidir. En çok itiraz eden odur. Ettiği için buna mukabil bu yaralarına tedavi için Kur'an'a koşmuş, koşmuştur. Kur'an eczanesinden bu hakikatları yazmıştır. Der ey nefsim ey nefsim. Biz ne Üstad işte burada nefsim diyor ama e, mübarek zat kendine söylüyor işte biz de bunu böyle anlamayalım. E, helal etsen onu öyle anlamayacaksın. Ama üstad yalan konuşmuyor kardeşim. İhtiyaç hissederek yaz, yazılmayan bir şey okunmaz. Ben bunları yazayım dersin artist gibi duruyor. Çünkü ben ihtiyaç hissetmiyorum ve hatta tam manasında yaşamıyorum. Niye üstada e, hapishanede rahat ettiren anakatta bana bu dünyada bu evde rahat ettirmiyor? Şikayet bende, şek var bende, isyan bende. Adam hapishanede mektupları yazarken okuyun. İmanın, imandan gelen bir rahatlık, net görüşle çok net ifade ediyor her şeyi. aynı katları ben okuyorum. Evde hanımla papaz oluyorum. Dışarıda trafikte insanlara dilişip duruyorum. Hayattaki her başıma gelen hadisede isyan ediyorum. Ya, neden? Çünkü ben ihtiyaç hissetmiyorum. O ihtiyaç hissetmiş, uygulamış, yanmış, merhemi bulmuş, sürmüş, Kur'an eczanesinden şifa bulmuş. Ben yanmamışım ki. En güzel yanık kremini sürsem de bana fayda verir mi? Yanmamışsın kardeşim sen. Yanın yok ki. Yanan adama Kur'an cevap verir. Kur'an sorusu olana cevap verir. Kur'an yarası olana cevap verir. Kur'an'la iletişim kurmak istiyorsak önce Fıtratımızın sorularının farkına varmamız lazım. Fıtratımızın yanmalarının farkına varmamız lazım. Hadisatın içerisindeki hikmet, adalet, rahmet kapılarının farkına varıp bunlar nelerdir diye araştırmamız lazım. Geçen bir tane birisi mesaj attı bir gruba. İşte kalbi, kalp diyor niçin ve neden sorularını sormaz diyor. Attık güzel bir tefekkür. Ha, bir tanesi dedi ki bunu neye göre söylüyorsun diyor. Yani biz diyor bir kelamın kalpten mi nefisten mi geldiğini nereden bileceğiz diye sordu. Ben de buna kendi halimde bir tefekkür ettim düşündüm. Dedim ki bu söylenen söz bir cihette doğrudur. Neden? Kalp iman merkezidir. iman sonuçtur. Yani kalpte iman balı yapılır diyor Üstad işaret edeceğiz da. Yani ben neden nasıl sorulmuş soruşturmuşum. Bundan, bunun cevaplarını da Kur'an'dan ve sünnetten almışımdır. Artık netice bitmiştir. Daha soru sorulmaz artık kalpte. Bir cihette. Ama diğer noktadan da kalbin kendine ait yaraları vardır irtibatlı olduğu için. Çünkü kalpteki muhabbet vasıtasıyla bütün kainatta irtibatım var benim. E bir sürü de yaralarım var, ihtiyacım var. Bu ihtiyaçların da soruları var. Bu cihetten de yanlıştır dedim. Arkadaşın sormuş olduğu soru. Ya ben kalple nefis arasında bu soruların şeyi nereden bileceğim? Zeki, şimdi bak. 12 saat yemek yemezsen. Ses geliyor gur gur. gur. Nereden geldiğini bilir misin? Bilirsin. Der misin buna benim pankreastan geliyor. Veyahut ben da benim kafamdan geliyor der misin demezsin. Mideden geliyor. Mide mi abi? Kurulduyor, zil çalıyor. En çok irtibatta olduğumuz organların sesini biz anlarız. İhtiyacını anlarız. Midem. Bak. E işte ne zaman ki bu, bu ihtisas alanımızı genişleterek biz kalbin, Ruhun, vicdanın ihtiyaçlarını verdik, onlarla irtibatımızı arttırdık. O zaman neyin nereden geldiğini çok rahat anlarsın. Dersin ki kalbim, değil mi? Şu ruhum. Ama biz ne midem, apışaram? E şimdi böyle bir böyle bir beşeriyet seviyesinde insaniyetin derin soruları kişiye ilham olunmaz. Önce insan olmuyorum öğrenmemiz lazım. Biz beşer seviyesindeyiz. Beşer ayrıdır, insan ayrıdır. Evet, ne yaptı bak? İzan etti, defetti ve onu ikna etti dedi. Şimdi toprak böyle. Toprağın içine sen tohum atarsın, bir bin alırsın. Toprağa tükürürsün, toprağa pislersin, bir izinle bereket alırsın. Doğru mu? Toprağa ölüleri defnedersin, işte hayvan ölülerini defnedersin, sana petrol olarak geri verir. Allah'ın izniyle. Doğru mu? Toprağa ne girerse böyle güzel oluyorsa, böyle güzel dönüşüyorsa, bu ar sayfesi, bu küreyi ar sayfesi ve toprak unsuru bana Kur'an ile böyle ma mesajlar veriyorsa, şimdi ben de insanım. İnsan ama. Beşer değil. Yani kendi mahiyetini anlamış Kur'an ve vahyin terbiyesinden kendini geçerekten kendini doğru yorumlamış olan yani Kur'an'a göre yorumlamış bir insan olaraktan ben şimdi insan toprağa girdi. Dinozorun toprağa girmesi petrol olup fosil olup petrol oluyorsa affedersin ettiğimiz bütün bu pislikler hepsi bize sebze meyve olarak bir şekilde gübre olaraktan kimyevi bir operasyonla bir yaratılışla bana geri dönüyorsa iyi olarak geri dönüyorsa bu kadar ezmiş olduğum toprak unsuruna her ne giriyorsa güzel bir şekilde, daha da güzel şekilde iade ediliyorsa böyle bir toprağın içine insanı koysak. Ama hazreti insanı koysak. Yani Kur'an ve sünnetle kendini yorumlamış, ona göre hayat yaşamış bir insanı koysak ne olur diye sordum. Dedi ki, kitap. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Çekirdek Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehniyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program tevdi edilmiş, verilmiş. Değil mi? Elma çekirdeğinin içine Cenab-ı Hak ne yapıyor? Elma ağacının bütün sistemini yazıyor. Ne kadar yaprak çıkacak, ne kadar ondan sonra elma verecek, ne kadar büyüyecek, ne kadar çıkacak hepsi yazılmıştır çekirdeğin içerisinde. Ve kudret ona emaneten şeyler vermiş, ilim vermiş kudret temas edip onları Cenab-ı Hak yaratacak. Doğru mu? Ta ki toprak altında çalışıp o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Çekirdek. Toprak altına girecek o çekirdek. Kendini bırakacak. Dua edecek. Sonra Cenab-ı Hak o çekirdeği patlatacak. Sonra hava aleminde kocaman bir ağaç yaratacak çekirdekten. Doğru mu? Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneveyi, toprak altında bazı mevattı muzurayı cebine sarf etse o çekirdeğe şuur verecek. O çekirdek de bunu yapmasa, kendini sıksa, kassa, gidip de etraftan bazı böyle kendine yaramayan şeylerle uğraşsa, çekse misal. Tamam mı? Ne olacak? O dar yerde çekirdek içerisinde kısa bir zamanda faydasız tefessüh edip çürüyecek. Ne oldu? Ektim çıkmadı. Ektim tutmadı. Denmiyor mu? Çiftçilerin çok kullanmış olduğu değil mi şeyler? Eğer o çekirdek manevi cihazatını Falikul Habbi ve Neva Enam suresinin daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah. Biz şimdi derslerde çekirdekten böcekten bahsedince millet böyle ayar oluyor. Enteresan. Ayrı olanların da e, sen söyle o da ehli iman ve hoca. Böyle sohbet mi olur? diyor. Çekirdekten, çiçekten bahsedip duruyorlar. Enam suresini okumadığı için efendi veyahut da okuduğu için ezber olaraktan ölülere. Oradaki 95. Ayet, 95. ayetteki Cenab-ı Hakk'ın çekirdeği ve ondan sonra e, daneleri çatlatan ve oradaki tasarrufatı ders veren Kur'an'ı okumadığı için bizim buradaki dertlerimizi anlamamız çok normal. Bak çekirdek ne oldu? Toprak altına girdi. Emri tekvinisini yani Cenab-ı Hakk'ın bu emri tekvini emin ayet olaraktan yani kainatta gözüken bu emrini ne yaptı? İmtisal ettiği zaman hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak. Ufacık çekirdeğin içerisinden çıkacak. Meyveder koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacak. Ufacık bir elma çekirdeğiyken kocaman bir elma ağacı oldu. Ufacık bir çam çekirdeğiyken şimdi kocaman bir çam ağacı oldu. Ufacık bir çınar çekirdeğiyken şimdi işte Bursa'daki meşhur ben görmedim de görenler söylüyor çok eski, büyük olan haşmetli bir çınar ağacı oldu. Ne yaptı? Ufacık hakikatını bıraktı. Kocaman bir hakikat oldu. 600 kusur sene olmuş. Hala yapraklarıyla beraber değil mi? Hala zikir esnasında, hala zikir yapıyor. Hala Cenabı Hakk'ın azametini gösteriyor. Ufacıkken kocaman oldu, değil mi? Şimdi bu bir misal. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine, insanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat, Cenab-ı Hak bize ehemmiyetli cihazat koymuş. Kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide, yani dünya hayatında, hayatı dünyevi toprağı altında, dünya hayatında, geçici işler, fani işlerle ömür tüketip, o cihazat-ı manevisini nefsin hevesatına sarf etse, Bozulan çekirdek gibi cüzi, telesiz için kısa bir ömürde, dar bir yerde, sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü edecek. 60-70 sene yaşayacağın dünya hayatında sana ekilen bütün programları kenara bırakıp, bütün yüklenen manevi değeri kenara bırakıp, kendini Kur'an ve vahyin eğitimine tabi tutmadığından dolayı 60-70 senelik dünya hayatı için burada ne yaptın? Bütün hakikatini sattın elması bakıra değiştirdi. Ali bir elmas iken çamur oldu. Çamur oldu. Çamur gibi hayat yaşadı. Bunun faturası olmayacak mı? Olmuyor mu? Bu dünyada da oluyor, ahirette de olacak. İşte bütün ruhi sıkıntılarımızın, bütün depresyon gibi hastalıkların temelinde bu vardır. Cehennemin numuneleridir bunlar. Burada cehennemi hissettirir sana. Şimdi biz tabii böyle şarlatanların hayatını görünce böyle çok mutlular, çok huzurlular falan zannediyoruz yani. Alayı palavra. Alayı yalan. Madem çok mutlular niye oyun kullanıyor? Niye esrar kullanıyor? Niye kavga edip duruyor? Niye kendini sürekli şırngalayıp duruyor? Bize göster onu gösterirler mi işte falanca artist işte bak böyle bir ağlı ağladı işte böyle böyle yaptı diye gösterir sürekli gülerler. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Ne huzuru, ne mutluluğundan bahsediyorsun sen. Kalbin kan ağlıyor. Vicdanın kan, kan ağlıyor. Ruhun cehennemde yaşıyor. Nice intihar edenler yok mu? Avrupa'nın gelir seviyesi en yüksek ülkelerde en çok or intihar intihar or oranları orada. Niye? Çünkü insaniyeti beşeriyette hapsetmiş. Yemiş, içmiş, çiftleşmiş, hayat demiş bu böyle ucuza gider mi bu insan ya? Ve mesuliyet-i manevi betbah ruhuna yüklenecek ve şu dünyadan göçüp gidecek. İşte bu adam ölür. İşte ölüm budur abiler. Ehli iman ölmez. Ehli iman emanete vefalıdır, vefat eder. Kendisine verilen emanete vefalıdır. Kur'an ve sünnetle kendini yorumlamıştır. Ehli iman vefat eder. Biz ölmeyiz. Ölen hayvandır. Yani hayvaniyetimiz ölür, cisim. Ama ben ölmem. Ben ölmeyeceğim. Ben kimim? Ha işte beni çözelim, gel. Sen dedin o beden değilsin. Sen arka tarafsın, arka. O ölecek, bu ölecek. Eskiyecek, ölecek, atacaklar toprağın içerisine. Emanetti, etti, teslim etti. E, Gideceksin kabre, başlayacaksın morarmaya, kararmaya bitmişken ben böyle şişecek şişecek bir patlayacak ondan sonra bu diye böyle. O kadar yüksek ses çıkartıyormuş ki böyle çok böyle kilolu insanların sesi dışarıdan duyuluyormuş diyorlar yani. Gaz birikiyor ya o yüzden ölenlerin üzerine böyle şey koyarlar. Sen söyle bıçak falan koyarlar şişmesin diye. Çok fazla beklettin mi insan kokar. İnsan kokusu da dehşettir yani. Tamam mı? Bir et bozuluyor yukarıda. Bizim geçen buzdolabında öyle kalmış. şeyden sen ikinci Kaç asır önce kalmış Allah bilir. Ondan sonra buzdolabı içerisinde bir tane peynir. Poşetle mez olmuşlar. Biraz daha bekletsek oradan petrol çıkartabilecek vaziyette gelmiş yani. O kadar. Tamam mı? Bir kokun yok mu böyle? Yapıyorsun. Yani süt. son süt ürünü. Ne kadar kokar? Rahatsız ediyor. E bir de insan bir ölsün Allah muhafaza insan. Üç gün şurada tutsunlar sizi. Var ya eve girip şuraya giremez yani. Öyle dehşetli kokusu vardır. Ben bir kere o kokuyu duydum bir yerde. Hala burnumda durur o koku yani. O kadar mı dersin? O kadar da. Zaten ölen kişi de çok böyle sefih bir adamdı. Tamam mı? Hala aklında ve e, sen söyle kokusu burnundadır yani. Ne oldu? Bitti. Tefessüh etti. Ama şimdi bu insan istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, bak ne yaptım? bir çekirdeğin neşvi nema bulması için lazım olan sebepler. Çünkü dünya hikmet diyar. Su olmazsa olur mu? Olmaz. Peki ziya olmazsa olur mu zeki? Olmaz. Değil mi? Ziya yani güneş olması lazım. Ee, peki toprak olması olur mu? Olmaz. Şimdi insan çekirdek bu dünya hayatına geldi. Kendini İslami suyu ile suladı. Yani temsilden gidersek aklını kullandı, kalbini kullandı, kainata baktı. Kendi ve kendinin ve kainatın yaratılmışlığının farkına vardı. Soruların farkına vardı. Bu kainat neden yaratıldı? Ben kimim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Sorularını sordu. Ve baktı ki bir yaveri ekrem bu kainatı yapan sultanın tebligatını yapıyor ve bu sorulara cevap veriyor. Gitti dedi ki sen doğru söylüyorsun. Hakkan senin böyle bir üstad olman gerekli ve bana ne diyorlarsa bu sahne hikayet ne ders veriyorsa bana ders ver dedi. Bunları dinledi, tebligatı dinledi ve ona göre hayatını yaşadı. Ona göre kendini ve yorumladı. İslami suyuyla suladı. iman ziyasıyla ubudiyet toprağı altında. Yani hem şekli ibadetlerini yaptı, ifade edilen namaz, oruç gibi ibadetleri yaptı. Hem de o ibadetler içerisindeki manaları da yaşadı. Ve evamiri Kur'an'ı intisal edip cihazat-ı manevisini hakiki gayelerine tevcih etti. Böyle bir insan toprak altına girdi mi ne olur abi? Böyle bir insanın toprak alsa ne yapar abi? Alemi misal ve berzahta dal ve budak verir. Ve alemi ahirette ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir secere-i bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami, kıymetli bir çekirdek, revnektar bir makine, ve bu çiçeceği kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olur insan. Böyle bir insan oldu toprağa girsen. Böyle bir insan oldu toprağa girelim yani. O zaman ne korkuyorsun ya? O toprak neleri aldı nasıl iade etti de seni alsa nasıl iade eder? Ya alemi kabre bir girersin. Senin feyzinden kabir eli rahat eder. Etrafındaki komşular rahat eder alemi misalde seni rüyasında gören insanlar rahat eder. Değil mi? Mesela büyük bir zatı rüyanıza görseniz hoşunuza gitmez mi? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyanıza görseniz Ali vesselam. Değil mi? Görenler anlatıyor mesela ne kadar adam etkileniyor, ne ağlıyor. Bak öyle bir insan ki Hazreti insan. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Hoşuna gidiyor bak seni rahatlatıyor. Falanca büyük bir zatı Abdülkadir Geynar Hazretleri'ne gördün. Muhittin Arabi Hazretleri'ne görsen. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni rüyasında görsen. Bak ne oldu? Rahatlıyorsun. Ale misale sana rahatlık veriyor. Uyku ale misali bir numunesi? Kabir ehli senden istifade ediyor. Sen haş olacaksın. Senin bir hakikatin çıkacak. Belki birçok insana vesile olacaksın. Nasıl oldu bu ya? İşte kainat sultanının Yaveri Ekrem'le göndermiş olduğu tebligata tabi olup aklını, kalbini kullanaraktan, insaniyetini kullanaraktan İslamiyet suyu ile, iman e, ziyasıyla, evamiri Kur'an'ı intisal ederekten sen Hazreti insan oldun. Böyle bir insan ölmez abiler. Merak etmeyin Allah'ın izniyle. Allah böyle bir insan olmayı bize nasip eylesin. küre ar sayfası yani toprak sayfası bakın zahirde semadan küçüktür. Ama içerisinde barındırmış olduğu ayetlerle sema ile denk tutulmuştur. Hatta semadan daha büyüktür, daha geniştir. Çünkü semada gece, gündüz, güneş, ay, yıldız, misal veriyorum bulut, yağmur, kar, dolu say say belki 20 tane çıkartırız. Ayet vardır. Ama ar sayfasında 200 bin nebatat, 200 bin hayvan bu kadar geniş cami bir aynı sayfadır. O yüzden Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta ar sayfasını Kur'an gözüyle okuyan, sünnet ile yorumlayan yani marifetullah dersiyle yorumlayan kişi 400 bin ayeti okumaya başlar. Allah böyle okumayı nasip etsin hepimize inşallah. Evet hafta inşallah 9. bölüm devam edeceğiz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة